Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi uyudunuz mu? Güzel uyudunuz mu? Şimdi uyandınız mı Rami abi? Neredeyiz? Bizdeyiz, kuafördeyiz. Karaca kuafördeyiz. Karaca kuaför. Geldim gene. Saçlar uzamasa gelmeyeceksin. Değil mi? Bir çay kahve diyoruz, gel iç. Vaktim olmuyor. O kadar koşturmaktan, o kadar şeyden bazen zamanla yarışıyorum. O yüzden geldim yine. Dip boyalarını yaptıracağım. Bakımımı yaptıracağım. Bakım yaptırmak isteyenler için de diyorum Rahmi abi. Hadi bakalım. Yavaş yavaş biz başlayalım. Evet. Önlüğümüz de takıldığına göre hazırlandık boya için. Kahvemiz de var. Gelirken de Türk boya sahnesinde simit aldım. Türk simidi değil ama. Türk simidinden değişik, şöyle göstereyim. Beyaz simit oluyor böyle. Biraz yiyeceğim, biraz açıklayacağım. Ondan sonra da işte saçlarım da yapılacak. Bilmiyorum. Aslında ben bir şey gördüm, renk gördüm. Öyle bir şey istiyorum. Aralara böyle buradan kahverengi çok böyle hafif kahverengi gibi geliyor. Sonra aralarında da kahverengiler oluyor. Belki değiştirebilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum, çok kararsız. Arka taraf bitti. Şimdi yan tarafa geldik. Bu yan. Bu yan, yandan yandan bitireceğiz buraları da artık. Çok bir saçım varmış gibi. Ha bir ev, sen de boya yapıyorsun abi. Çok kat olmuştu böyle. Katılaştıkça. Dedim ne çabuk bitti. Katılaştıkça bir tık gevşetmeye çalışıyorum. Başlıyoruz. Çok şükür elhamdülillah bitirdik kuafördeki işimizi de. Ne yapıyorum şimdi, küçük bir alışveriş yapacağım. Karaca kuaföre geliyorum biliyorsunuz, tekrardan çekeyim. Küçük bir alışveriş yapacağım, hemen yola çıkayım. Hangisiydi benim aldığım ya? Bu değişik gibi. Şundan biraz alayım. Değişik geldi gözüme. Aha, limonluymuş. Yok, almayayım. Öbürünü alayım. Biraz da leblebi alalım Tarçın Bey'e. Tarçın Bey çok seviyor. Çorumlu oldu başıma. Ya
gerçekten her gün yatmadan 5-6 tane leblebi yiyor. Oğlum benim ya. Çok alıştı. Şimdi keşke alalım. Aldık. Bende de hastalık ya. Böyle görünce kapatacağım. Yani açıp açıp alıyorsunuz değil mi? Niye kapatmıyorsunuz? İşte taze bulamıyoruz ondan sonra gelince de. Ayıp. Ayıp. Başka ne alacaktım ya? Bir şey daha alıyordum ben. Aa, şeylerden alıp. Yok ama. Yok ama. Bak biraz önce aldılar. Bunu kapatmamışlar yani. Terbiyesizler. Fındık aldım, badem aldım, şan fıstığı aldım. Keşi aldım. Burada buldum. Duydum. Biraz da şundan alacağım. Başka. Kapak kapatmakla geçti ya. Bunlardan yok almayacağım. Bir de şu taraflara bakayım şöyle. Şundan ben az az alıp yiyorum ama bu aldığım var ya, hatırlıyor musun o? Bundan bir tane alayım. Şuraya bir girelim. Bebek bisküvisi vardı, acaba var mı hala diyecektim, var. Bir bebek bisküvisi alalım. Evde bebek yok, ben yiyorum. Kendi kendime konuştuğumu düşünüyorlar şu an. Şimdi bu al beni diyor. Al beni diyorsa alacağız değil mi? Alalım yani, al beni diyor. Aldım gitti. Choco Prince var mı ki? Choco Prince de alayım diyor ama Choco Prince'in dandiği var. O yüzden normal Choco Prince yok. Neyse olsun. Tim Tam var evde, şey var. Yoğurdum var. Yani bu yufkadan alıyorum. Kızlar deneyeceğim. Deneyim size söyleyeceğim. Bu yufkadan aldım. Denemedim daha. Onu da deneyim söyleyeceğim. Thank you. Next, please. Okay. Thank you. Do you want to put the bread somewhere? No, thank you. Next, please. Vay, zor çıktı. Hiç girmeyeyim şimdi buraya. Çıkamam yoksa. Almanya'dan postamız geldi. Ercan abiden. Hadi bakalım. Oğulcan'ın şeyi. Ah, diğer postamız da gelmiş. İyi. Postalarınız geldi. Hadi bakalım. Hemen gelmişken şeyi de aldık. Şurada alışveriş de yaptık. 120 dolar da oturttu. Hadi bakalım. Şey, arabadan bir kağıt var benim. Bir cilt kremi için doktorun yazdığı. Bir de onu alalım. Eczane nerede şu? Arabaya bak. Cildimi temizletmiştim. Ondan sonra bana şey verdiler, böyle bir cilt için ilaç verdiler. Onu alacağım. Yüz yogasına da başladım. Bu arada kızlar, haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Evet, çıktık. 166 dolarla da Ozi buradan çıkıyor. Teşekkür ederim annem. Merci. Kızlar, çok güzel şeyler aldım. Çünkü cilt uzmanına gittim ve cildime uygun şeyler aldım. Çok güzel şeyler. Onları da size göstereceğim inşallah. İnşallah. Cilt temizlikleri de yapacağız.
Güzel vloglarım gelecek. Takipte kalın. Güzel şeyler yakaladım, güzel şeyler buldum. Yüz yogasına da başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Arife, o yüzden mezar ziyaretlerine gidiyoruz. Kimsemiz yok ama olsun, bir mezar ziyareti yapalım. Arife günü mezar ziyareti yapmak iyidir. Niye sırada bekliyorlar? Ha, bunlar gömmeye mi gelmişler? Allah rahmet eylesin. Nereden gidelim şimdi? Şuradan mı gidelim? Orayı çeksene. Geliyorum geliyorum, hep buraya geliyorum ya. Gerçekten bak, gene Çağrı'nın önüne geldik. Değil mi? Yerden eşarp da durmuyor. Hı? Örttük. Hadi bakalım. Hep Çağrı'yla başlıyoruz. Çağrı'yla başlayalım yine. Yeni yerler de açılmış. Gel şöyle yenilere doğru gidelim. Onlara da dua edelim. Bunlar da yeni değil mi? Baban sandı arabayı. Ha, Mustafa abinin işte bu, doğru. Bunlar yeni gelenler değil mi Eşo? Biz geldiğimizde bu taraf yoktu. Açmışlar hep. Taraflar ye, bunlar da yeniler. Açılıyor, buraya da gömülecek yine biri. Bunlar. Daha çok Araplar var, değil mi? Bülent Berke, yok. Böyle işte. Ölümlü dünya. Ölümlü dünya. Var, rezerve yaptırmışlar bile. Görüyor musunuz? Yani. Çünkü öleceğiz. Hepimiz öleceğiz. Öleceğiz. Yaptıklarımızla gideceğiz. Ettiklerimizle gideceğiz. Dediklerimizle gideceğiz. Öyle yani. Sanırım buralar da hep rezerve. Buraya gömmüyorlar çünkü hep öbür tarafa doğru götürüyorlar. Bak, bir kuşları görebiliyor musunuz? Kuşlar sadece bir tane mezarın başında. Görebiliyor musunuz? Neden başka mezarda yok? Bak, sadece bir tanesinin başında yaşayan. Görebiliyor musun? Ama hiç başka hiçbirine gitmiyorlar. Sadece oradalar. O vardı, bunda da bir hikmet. Bak. Allah Allah. Görüyor musunuz? Buradalar yani. Onun toprağında oturuyorlar. Onun toprağında.
Böyle mezarlar da var yani. Artık. Artık mezarın güzelliği değil de öbür dünyamızın güzelliği önemli bence. Bilmiyorum. İnşallah hepsinin öbür dünyası da güzel olur diyorum. Rabbim hayırlı ölümler versin bizlere de. Hadi bakalım. Yaptık ziyaretimizi de yavaş yavaş gidelim. Evet, Eyşan Sultan ne yapacak? Süslemeleri yapacak. Süslemeleri kutuya koymuştuk, onu hemen yapacak Eyşan Sultan. Bu arada kargomuz geldi. Kargomuz geldi. Oğlumun boks eldivenleri. Aa. Sağ olsun Ercan abigil. Almanya'dan buraya gelmiyordu kargo. Buraya yollamıyorlardı. Ercan abigile yollattık. Ercan abi de yazdı, gitti, uğraştı ve sonunda boks eldivenleri. Neden 3 tane aldı bilmiyorum ama geldi. Teşekkür ederim Ercan abi. Yani bayram hediyesi gibi geldi. Sağ olun, Allah razı olsun. Almanya'dan gurbetçi aile. Almanya'dan gurbetçi aile. Artı Almanca Ercan. Fenomen Ercan kanalı var. Abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz tekrardan Ercan abi. Sağ olasın. Oğlum almıştı eldivenleri. Postayı Avustralya'ya yollamadıkları için Ercan abigile yollattırdık. Onlar da sağ olsunlar bize yolladılar. Nasıl bir eldiven artık bilmiyorum. Dört gözle bekliyordu bu eldivenleri. Sevinecek. Kavurma da koydum. Kavurma tabii, bayram kavurmamız daha gelmedi. Bayram etimiz daha gelmedi. Bayram sabaha gelecek. Ev için bir tane özellikle kestiriyoruz biz. Hani 5-5 yolladıklarımızın haricinde. O daha gelmedi ama ben kasaptan kavurma aldım. Onu da kendim doğradım. Kavurma diye aldım. Koca koca eti koymuşlar ya poşeti. Açtım bir de kendim onu böyle küçük küçük doğradım. Allah. Hiç bakmadı da Oğuzhan aldı. Ben diğer tarafta alışveriş yaparken Oğuzhan aldıydı. Kuzu kavurma diye çocuğuma koca koca etleri, kuşbaşı bile değil, kocaman kocaman etleri koymuşlar. Neyse, hayırlısı. Kendi kendine kavrulsun. Kurban etimi, kurban kavurmamı kendim doğramış oldum yani. Burada da dolmam var. Dolmayı koydum. Pişecek. Üstüne bir tabak koyayım. Altını yaktım şimdi. Suyunu sosunu da yaptım. Dolmam da pişsin. Kavrulsun. Dolmam da gördüğünüz gibi her şeyim hazır, çok şükür. Eşan Sultanım da yaptı mı? Yaptı.
Güzel de oldu. Şah Sultanım yaptı mı yaptı. Biraz önce Mahmut amcanın su böreğini, biraz dolmasını, ondan sonra kalıp kekini, bayram kurabiyelerini. Başka ne gönderdim Ozi ben? İşte bayrama yaptığım şeylerden aynılarından ona da yaptım. O da bana dolma yollamış ama bir acı. Çok seviyor kendisi acı. Artık kendisi sarmış bu dolmayı. Ay maşallah. Maşallah. Ha baklavasını da yolladım. Bir tepsi de baklavasını yolladım. O da bana dolma yollamış. Ama çok acı. Bir tane yedim ve zehir gibi. Eline sağlık ama. Çok lezzetli ama çok acı geldi bana. Tenceremi boş yollamamış. Çorba yapıp yolladım ben bu minnak tencereyle. Aa, görüyorsunuz değil mi ya? Bana dolma koyup yollamış. Emine ablama da baklavasını yolladıydım. Sigara böreği sarmış yollamış. Bayram sabahı kızartırsın diye. Ay görüyorsunuz değil mi? Bak. Bir de nohut yollamış. Nohut yemeğe yapmış da nohut yemeğe yollamış. Sağ olsun. Eline sağlık. Valla. Eşen Sultan iki tane kalıp kek yaptı. Kaşla göz arasında hemen nasıl yaptı ama? Kızıma maşallah deyin. Değil mi? Nasıl yaptı? Şipşak. Şipşak. Annesine çekmiş. Hemencik yaptı. Bir tane de şey yaptı. Uzun kek yaptı. Bunu da özellikle senin için yaptı ha. Demişim. Uzun keki. Aynen. O gün sen kekini yedin ya onun uzun kekini. Uzun aynen. İki tane de su böreği. Hemen pişirdim. Üçüncü tepsi su böreğim de pişiyor. Mahmut amcaya yollayacağız. Bir tane kek, bir tane su böreğine. Çünkü onun yapanı yok. Bir de misafiri çok geliyor. İkram etsin diye. Bir tane su böreğim de fırında hala pişiyor. Onu da biraz sonra çıkartacağım. Böyle bayram hazırlığı devam ediyor mu? Ediyor. Kızlar kızlar. Böyle yerleştirdim ben şimdilik. Hazırlıklarım. Ama dolmam ve su böreklerim dolapta. Bir de bunların üstüne şimdi fresh geçireceğim. Şimdi koydum. Bir freshleyeceğim. Çünkü bunların kapakları yok. Şunlar çok güzel kapaklı. Ama onların kapakları yok. Bunlar tabii kapaklı olmuyor. Çok büyük bunlar. Çok çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Allah hayırlarını kabul mekbul eylesin.